Benim adım Slagena Vujošević. ...28 yaşındayım. Üsküplüyüm. Annem tarafından dedem Türk. Babamın babası ise Karadağlı. Anneannem, babaannem Makedon. Ben de böylece zengin kültürel çeşitliğe sahip olan bir aileden geliyorum. Ve çok mutluyum. ...2011 yılında... ...Üsküp Dram Sanatları Fakültesinden mezun oldum. Oyunculuk bölümünden. Yüksek lisansımı okurken Türkçeyi çok öğrenmek istedim. Çünkü bu dilde oynamak istedim. Biraz araştırdım ve Yunus Emre Kültür Merkezi'ne başvurdum. Eğitim boyunca birkaç tecrübelerim vardı. Türk dilinde birkaç karakter canlandırdım. Bir tiyatro oyunda oynadım, iki dizide oynadım. Her gece rüyama giriyor abimin yüzü. Mezarı bile yok ki iki su dökeyim. Çok güzel ve kaliteli bir tecrübem oldu. Maalesef Makedonca konuşuyorduk hep ve dedemle sadece birkaç kelime öğrenebildim. Ama ilgimi çekti bu dil. Zor bir dildir, zengin bir dildir her şeyden önce. Ve Makedonca'dan farklı bir dil. Bayağı farklı bir dildir. En başta diyelim ki cümle yapısı çok farklıdır. Fiil sonuna gidiyor. Ve bir dil doğru düzgün konuşabilmek için her şeyden önce o dilde düşünmesi gerekiyor. Ben uzun süre Makedonca düşünüyordum. O yüzden de Türkçe öğrenebilmek için ve Türkçe güzel düzgün konuşabilmek için zorluk çektim diyebilirim. Ama öğrendim. İlk öğrendiğim cümle bayram mübarek olsundu. Kelimeler öğrenmeye çalışıyordum. Mesela merhaba, iyi geceler, 1, 2, 3 ama sadece buraya kadar biliyordum. Sonra çüç diyordum. 1, 2, 3, çüç. Şarkılarımız da benziyor. Melodi, ritim. Bazı şarkılar mesela sadece metin değiştirilmiş ama melodi aynı kalmış. İki dilde aynı zamanda söylenebilecek şarkılarımız var. Giyimiz de benziyor. Eski döneminde bayağı etkilenmiş giysiler. Hem renk olarak hem kumaşlar olarak. Her şeyden önce bunu söylemek isterim. Üsküp Yunus Emre Kültür Merkezi benim beklentilerim karşıladı. Benim için en önemli şey derslerde sürekli Türkçe konuşmaktır. Benim sevgili hocam Feyhan Hanım sürekli derslerde Makedonca yok, sadece Türkçe konuşacaksınız diyordu. Böylece de hepimiz öğrendik dili. İstesek de istemesek. Çok interaktif derslerimiz vardı. Ya filmler izliyorduk ya da müzik dinliyorduk. Sadece gramer değil, sürekli fıkralar anlatarak dili çözdük. Böyle fark etmeden dili öğrendik ve hatta aramızda bir derste konuşmaya başladık. Ve bu çok önemli. Yani klasik dersler bazen çok sıkıcı geliyor. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sıkıcı bir ders yoktu diyebilirim. Hiçbir zaman bu dili çözmeyeceğim, hiçbir zaman bu dili öğrenmeyeceğim gibi hissediyordum. Fakat hocalarımızdan büyük destek alıyorduk sürekli. Bu bir dönem, geçer. Şimdi buna konsantre ol. Bu olacak. Ve gerçekten oldu, birden oldu. Hiç fark etmeden oldu. Ruhumuzda da çok güzel bir enerjimiz var. Böyle bir 20 dili konuşan bir adam vardı, Richard Bey. Türkçe sürekli Türk dizi izleyen insanlar vardı veya Türk filmi izleyenler vardı ve arada sırada Türkçeyi gerçekten arada sırada öğrenenler de vardı. Fakat ben gerçekten bilmiyordum bu dili. Ama birbirimize destek veriyorduk. En çok hocalarımızdan destek alıyorduk. Yunus Emre'deki öğrendiğim Türkçe benim için çok güzel ve kaliteli temeldi.
Ben sadece 8 ay okumaya şansım vardı. Yani B1 seviyeyi kazandım burada. Ama sonraki öğrendiklerim, bunları bilmeseydim, bu derecede olmasaydım hiçbir zaman bu dili çözmeyecektim. Yunus Emre Enstitüsü'nün uzaktan Türkçe portalına ziyaret ederek Türkçemi geliştirmeye çalışıyorum. Sonuçta da bir oyuncu olarak istesem de istemesem sürekli filmler izliyorum. Türkçeyi iyi öğrenmek isteyen herkese bütün kalbimle Yunus Emre Kültür Merkezi'ni öğreniyorum. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sadece Türkçe öğrenmiyorsunuz, aynı zamanda eğleniyorsunuz, aynı zamanda çok güzel arkadaşlarla tanışıyorsunuz ve her şeyden önce bir insan olarak geliştiriyorsunuz.